Van, seçim gününden beri, hafta başından beri en gündem maddesi olan konulardan birisi. Çünkü özellikle Abdullah Zeyda'nın Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazdan sonra AK Parti adayına bir kez daha verilmesiyle birlikte sokakta da hareketlilik vardı. E, muhalefetten buna ilişkin tepki vardı. Sadece Dem Parti'den değil, Özgür Özel'in de bazı açıklamaları vardı. Dün Dem Parti'nin yaptığı Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itiraz kabul edildi. Ve Mazbat'a Dem Parti'ye verilecek. Yüksek Seçim Kurulu Van'da belediye başkanlığı tartışmasına son noktayı koydu. DEM Parti'nin itirazını kabul eden YSK, Van'da mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti. Yüksek Seçim Kurulu oy çokluğuyla itirazımızı kabul etti ve Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırarak mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi. Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı seçimi 155 oyla kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeyda'nın seçilmeye yeterliliği olmadığına hükmetmiş, Mazbata'nın seçimi ikinci sırada tamamlayan AK Parti adayı Abdullah Hatarvas'a verilmesini kararlaştırmıştı. Tartışmaları beraberine getiren bu karar Van'da da tansiyonu yükseltti. Uyarılara rağmen sokaklarda toplanan kalabalığa polis biber gazı ve tazcikli suyla müdahale etti. Ara sokaklara dağılan göstericiler barikat kurarak polise taş ve molotof kokteyli attı. İki günde yüzün üzerinde kişi gözaltına alındı. 26 şüpheli tutuklandı. Gerginlik sürerken Dem Parti Van İl Seçim Kurulu'nun oy çokluğuyla aldığı kararı YSK'ya taşıdı. Partinin itirazını kabul eden kurul, Mazbatan'ın Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti. Karar oy çokluğuyla alındı. 7 üye itirazın kabulü yönünde, 4 üye ise reddi yönünde oy kullandı.